Bunu böyle koysam bir şey olmuyor değil mi? Geçen mikrofon belli olmuş ya. Ben bunu bir çözüm vereceğim. Bence böyle gözükmüyor. Gayet iyi. Jack, Jack buyurun falan iyice yedi kafayı. Evet, her şeyimiz iyidir diye düşünüyorum. Başlıyorum. Aloha. Arkadaşlar bugün sizlere ben açıkçası Minnoş'u anlatmak istiyorum. Bu videoyu Minnoş'un anısına çekmek istiyorum. Şurada Minnoş'umu görüyorsunuz. Bir dövmeyi göstersem mi? Bu videonun sonunda unutmazsam şu Minnoş'un dövmesi var. Onu gösteririm. Zaten 2006 senesinde yaptırdığım dövmesi. Ve Minnoş'un benim için anlamından, öneminden, onunla olan ilişkimden böyle bir size açıkçası bahsetmek istiyorum. Çünkü sizlerle çok şey paylaştık. Hani 2 yılı aşkın bir süredir artık tanışıyoruz, kaynaşıyoruz diyeyim. Ve size artık Minnoş'u da anlatmamın, Minnoş'u sizlerle daha doğrusu paylaşmamın da zamanı geldiğine inanıyorum. Bu videoyu çekmeden önce açıkçası hani böyle bir oturup hani ne yazsam diye düşündüm. Şöyle hani ben derli toplu olmayı seviyorum. Biliyorsunuzdur artık yani. Biliyorsunuz sizden çok not alıyorum falan. Ama bu video öyle bir video olamaz. Çünkü tamamen duygularımı sizlere açacağım, duygularımdan bahsedeceğim bir video. Ve buna başlamadan önce de çok rica ediyorum. Yani bu videoyla ilgili özellikle hani yorum yazarken lütfen çok özenli olun. Çünkü bazen kelimelerimizi hani öyle yapmazsınız ama hoyratça da kullanabiliyoruz. Hani o bir kedi canım en nihayetinde falan gibi öyle bir yerden yaklaşmazsanız ben çok memnun olurum. Çünkü bu benim yani Minnoş benim hayatımda çok çok özel bir yere sahip. Anlatacağım size. Ben size yani bu videoyla sadece hem biraz daha yakın olalım, hem beni biraz daha bu açıdan da tanıyın istiyorum. Bir de açıkçası hani sevdiği birini kaybeden ya da bir hayvanını, bir hayat arkadaşını kaybeden birileri varsa aranızda ben ne gibi süreçlerden geçtim, benim için ne kadar zorlu oldu ve şu an 6 seneden sonra nasılım? Hani biraz böyle anlatmak istiyorum. Öncelikle size ben Minnoş'la nasıl tanıştım? Hani bizim yollarımız nasıl kesişti? Onu bir anlatmak istiyorum. Minnoş benim 20 sene, 7 ay ve 7 gün yaşayan kedim arkadaşlar. Tekir bir kedi. Zaten hani video boyunca fotoğraflarını değişik yerlere koyarız diye düşünüyorum. Ben 7 yaşına kadar işte biz Yeşilköy taraflarında oturuyorduk ve hani tek çocuğum. Dolayısıyla da böyle çok fazla hani zaten kardeşim yok. Hani bizim olduğumuz bölgede de apartmanda daha doğrusu çok fazla da insan yoktu. Bir 2-3 arkadaşım vardı ama hani öyle çocuk çoluk çocuk kaynamıyordu. Ben sadece yazlığa gittiğimiz zaman sosyalleşebiliyordum ya da tabii okulda hani sosyalleşebiliyordum. Gel Joy sen. Gel ablandan bahsediyorum gel. Ya bir selam ver hoşçakalın. Uy. Joy ile beraber anlatalım. Ve arkadaşlar dolayısıyla ben 7 yaşındayken bu arada hep de kedi istiyordum. Hani bir hayvan sahiplenmek çok istiyordum. Ama özellikle hani daha çok böyle hani ben bir tık kedileri seviyorum. Köpek yani bütün hayvanları seviyorum ama böyle kedileri daha bir seviyordum. Neyse işte derken annem istemiyordu. O oldu bu oldu. Bir gün biz karar verdik. Hatta galiba anneme söylemeden biz babamla Minnoş'u bir veterinerden sahiplenmiştik. 5 yavruydu. Böyle detaylı anlatıyorum. Çünkü öyle anlatasım geliyor. Öyle içimden geliyor. Ve işte ilk gittiğimizde 2 aylıktı Minnoş. Ve hani böyle ben bütün kedileri, daha 7 yaşındayım tabii ki. Bütün kedileri, hani annesi var, işte Minnoş daha yavru. Kucağıma alıyorum ve bakıyorum hani hangisine acaba kanım kaynar, ne bileyim. Hani böyle duyguya bakıyorum hani. Ve Minnoş'u alır almaz direkt böyle boğazımı, yani buramı böyle kokladı ve uykuya dalmıştı, hiç unutmuyorum. Ve onu işte direkt zaten sahiplendik. Sonra bizim aramızda çok özel bir bağ oluşmaya başladı. Yani daha 7 yaşlarında zaten hani çok küçüksünüz. Ama Minnoş böyle benim bütün dünyam olmaya başladı. Bir de annem çok yoğun çalışıyordu. Dolayısıyla yani annem eve geldiğinde genelde ben uyuyor oluyordum. Sabah ilkokul o zamanlarda işte gidiyordum. Hani ben gittiğimde annem uyuyor oluyordu gibi gibi. O yüzden hani ben okuldan eve gelir gelmez hep Minnoş'taydım. Hani sabah her anım Minnoş'la geçiyordu.
Derken arkadaşlar işte hatta ben 9 yaşındayken hamile kaldı. 5 tane çocuğu oldu. Benden gizli bir şekilde, çünkü ben o 5 kediyi de evimizde tutmak istiyordum. Hani hiçbirini vermek istemiyordum. Annem tabii ki de hepsini benden gizli sahiplendirdi falan derken. Ya böyle onunla olan hikayemi aslında hani size ne kadar anlatsam az. Ya anlatamam, kelimelere dökemem. Ve sonra işte benim ilkokul bitti, ortaokul bitti. Lise hayatım zaten İstanbul'daydı. Liseye gittim. Ve mesela hatırladım, o kadar çok şey var ki hep biz beraber uyurduk. Hani kimisi uyurken hani kapısını kapatır, herkese de saygım var. Hani yatağına gelsin istemez kedisi köpeği. Ben öyle değilim yani, ben yatağıma da gelsin. Zaten rulo var hani sonrasında, en nihayetinde ruloluyorsunuz. Hani pire ilacını falan zaten yapıyorum ayda bir. Hani ne gerekiyorsa zaten onları yapıyorum. Öyle şey değilim, aman tüy oldum falan gibi böyle dertlerim diyeyim hani tırnak içinde olmuyor. O yüzden hep minnoşla uyuyordum. Ve yani unutamadığım şeylerden bir tanesi, anılardan diyeyim. Mesela arkadaşlar bir gün lisedeydim galiba. Bir şey moralim çok bozulmuştu. Ve ağlıyordum. Yani ve hani benim çocukluğum biraz zor geçti. O zamanlarda ağlarken hani minnoş bir anda yanıma geldi. Ve gözyaşlarımı yalamıştı. Onu mesela hiç unutamam ve böyle gözlerime bakıyor. Hani ilk böyle bana bakmıştı. Sonra ben böyle hani onu öpmek için eğildim. Sonra gözyaşlarımı yaladı. Ondan sonra yine böyle bakıştık, onu sevdim falan. Anneannem anlatır mesela, onu yazın Biga'ya işte yazdığımıza götürüyorduk. Biga'yı artık vloglardan biliyorsunuz. Biga'da anneannem hep şey der, bir gün ben uyanmıştım sabah, işte minnoş bana anne dedi diyor. Yani miyavlamış ama işte anne diye miyavlamış artık. Ben bunlara inanıyorum. Yani bunlar size deli saçması da gelebilir, onu da anlıyorum. Ama bir kedi ne kadar insanlaşabilirse ya da ne kadar bizim dilimizden konuşabilirse ya da kendini gözleriyle ne kadar anlatabilirse, ne kadar sevebilirse, hem bir kedi hem ben onu hem o beni, bizim aramızdaki ilişki çok kısacası böyleydi. Ve minnoş bana bu hayatta, bu arada bu videoyu da özellikle niye bugün çekmek istedim? Bugün 24 Ağustos arkadaşlar, dün minnoşun ölüm yıl dönümüydü. Minnoş 23 Ağustos 2015 yılında vefat etti ve aradan 6 yıl geçti. İlk 2-3 sene, 4 sene hani ondan bahsetmek, minnoşla ilgili, minnoşa dair konuşmak benim için çok zordu. Ama artık, bu arada böyle bakıyorum Lucy buramda. Artık 6 senenin sonunda yani o benim hayatımın çok büyük bir parçası. Benim sevebilmemde hem doğayı, hem hayvanları, hem insanları, hem kendimi çok 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 rol oynayan biri diyeceğim. Ben onu bir birey gözüyle bakıyorum. Biliyorum o bir hayvan ama ben ona hayatımdaki önemli biri olarak bakıyorum. O olmasaydı ben bu kadar umut dolu olamazdım. O olmasaydı ben bu kadar düştüğüm yerden kolay kalkamazdım arkadaşlar. Ve o kadar şefkatle de yaklaşamayabilirdim. Ya bunları bana nasıl öğretti? Sen de şey yapma falan, gerçekten böyle diyenleriniz olur mu diye düşünüyorum ama yani derseniz de deyin. Öyleydi. Ben bunları minnoştan öğrendim. Bana koşulsuz sevmeyi öğretti. Ve ben inanıyorum ki bizim artık hayat planımızda hani belli bir süre birbirimizle zaten yürümek vardı. Çünkü özellikle bu en zor zamanlarda, hani ergenlik yıllarımda minnoş olmasaydı dediğim gibi ben bayağı dibe çökebilirdim. Hani size bir videoda ben kimim videomuz diyorum işte, bir ben kimim diye çektiğim bir video vardı. Orada biraz bahsettim galiba. Bir anoreksi geçmişim olmuştu. O dönemler mesela benim için çok zordu. Ve minnoş beni o dönemlerde çok varlığıyla, yaklaşımıyla, bana kendini sevdirişiyle çok destekledi. Yani bunu size bilmiyorum nasıl anlatabilirim. Derken arkadaşlar, ben işte lise bitti. Sonra üniversite için işte ilk önce Los Angeles'a gitmiştim zaten 1,5 sene kadar. Ve orada hani gittiğimde minnoş bavulun içine giriyordu ben gitmeden önce. Hani gitmeyeyim diye. O fotoğrafları da bulursam ben size bir yerlere koyarım, hatta bakarsınız. Sonra ben 3-4 ay dönmüyordum. Hatta bazen 4... Korna sesleri artık bir bitse.
Hatta bazen 4,5-5 ay dönmediğim oluyordu ve Stacia, işte benim biliyorsunuz yine hani videolardan manevi annem, şey diyordu, ben dönmeden bir gün önce minnoş, yani ve bu 3-4 kez olan olay, bir gün önce kapının orada dikiliyormuş ve benim geleceğimi hani hissediyordu ve orada bekliyormuş. Ben bunları artık hani şaşırmıyordum. Bunlar bana çok çok normal geliyordu bir yerden sonra. Çünkü minnoşla aramızda çok derin bir bağ vardı. Hani buna inananlarınız vardır. Birini bir kere çok sevdiyseniz ya da çok derin bir şekilde bağlandıysanız, o kişiyle o çok uzakta olsa bile o bağınız hep devam ediyor. Mesela rüyanızda görebilirsiniz ya da bir anda onu hissedebilirsiniz. Hani bu ne demek istediğimi eminim anlayan birçok insan vardır, olacaktır. Öyle bir bağydı bizimkisi. Bence o yüzden çok normaldi. Neyse, ondan sonra ben işte zaten Amerika'dan döndüm. Minnoş'la işte o 1,5 senede hani İstanbul'a geldikçe görüştük diyeyim size. Sonrasında işte ben 1 sene ara verdim. Yani İstanbul'da da olduğum zaman oldu. Üniversiteye gitmedim. O zamanda da yine Minnoş'la ara ara görüştük derken arkadaşlar, ben Londra'ya taşındım. Çünkü üniversite için oraya gitmem gerekiyordu. Minnoş'u çok yanımda almak istedim ama olmadı. Çünkü orada 3 ay mı 6 ay mı ne karantina vardı. Ve sizin görmeniz yasak, böyle bir sürü prosedürler var. Minnoş'a bunu yaşatmak istemedim. Çünkü bir de uçakla 2 ayda bir 3 ayda bir dönüyorum falan derken. Bir 4 yok 5-5,5 sene kadar ayrı kaldık. Hani 2 ayda bir, 1,5 ayda bir, 2,5 ayda bir döndüğümde hep görüştük. Sonrasında da zaten 2013 yılının işte Haziran ayında ben temelli dönüş yapmamla beraber hep Minnoş'laydım. Bu arada Minnoş 16 Ocak 1995 doğumlu ve 23 Ağustos 2015 Pazar gününe kadar hep beraberdik. Ona iyi bir hayat sunduğumu düşünüyorum. Ay çok kusura bakmayın böyle gözlerim falan dolarsa. Onun için elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Onun bana verdiği sevgiyi ona elimden geldiğince verdiğimi düşünüyorum. Umarım o da bu sevgiyi almıştır. O da umarım onun bana hissettirdiğini ben de ona elimden geldiğince umarım hissettirebilmişimdir. Şimdi aranızda belki sevdiği birini kaybeden birileri varsa diyor, o son günü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu beni biraz zorlayabilir ama size anlatmak istiyorum. Son zamanlarda kilo vermeye başlamıştı. Hatta o zamanlar annemin evindeydik. Yani ben benim evim başka bir yerdeydi ama hani haftada 2-3 gün Minnoş bende kalıyordu. 2-3 gün annemde kalıyordu ve genelde ben de haftanın 2 gece ya da 3 gece annemde kalıyordum. Minnoş da orada kalıyor diye. Hani hem ayrı evim vardı hem Minnoş'tan dolayı annemde daha çok kalıyordum. Ve tabii ki de annemi de görmek için. Derken birkaç kere kaçmıştı Minnoş evden ve ben onu hani bir kere çok uzak, yani annem böyle bir sitede oturuyor. Sitenin bir yerinde bulmuştum. Başka zamanda yine kaçmaya çalışırken yakaladım ve böyle bir hani o içli içli miyavlaması oluyordu. Sanırım birkaç kere serum yedik. Hani böbrek yetmezliği olmuştu. Bu arada tekir bir kedi, yani sokak kedisi. Hani bu doğru herhalde. Şöyle bir bilgi var ya, hani cins kedilere göre sokak kedileri bir tık daha uzun yaşar. Bilmiyorum tam olarak ama böyle bir şey var. Ben o yüzden hani en azından diyordum, hani 20 yaşında olmuştu çünkü Minnoş. Hani dünyanın en yaşlı kedisi 32 ya da 33 yaşında ölmüştü. İşte ona bakmıştım. Belki diyordum 25 yaşına, 30 yaşına kadar yaşar falan. Böyle hani kendimi umutlandırıyordum. Bu arada bir kere ya da iki kere böyle bir tehlike atlattı. Galiba bir krize mi girmişti? Hani böyle bir şeyler oldu o zamanlarda. Ama sonuç olarak hani kilo vermesi ve bunlar dışında iyiydi. Hani yemek yiyordu. Ama yaşlı olduğu da hissediliyordu işte. Hareketleri yavaşlamıştı gibi gibi. 23 Ağustos günü ben şan dersine gitmiştim. Hiç unutmuyorum. Koz yatağındaydı dersim. Ve Minnoş'u sabahtan veterinere bırakmıştım. Sonra veterinerden bir haber geldi işte, Minnoş kötüleşti diye, serum bağladık diye. Sonra ben koştum, Minnoş'u yoğun bakıma almıştı işte o arkadaşımız. Koştum arkadaşlar ve gittiğimde ben Minnoş'un artık gitmek istediğini anlamıştım. Ve bakışlarıyla bana hani lütfen beni bırak, yani özgürleştir. Lütfen buna izin ver diyordu. Bunu anlamıştım.
Şey de çok zordur hani, bu ister bir insan olsun ister bir hani hayvan arkadaşımız olsun yani. Hani birinin tabii umarım hani herkesin hani Allah herkese sıralı ölüm nasip etsin derler ya. Sonuçta yaşından dolayı böyle bir rahatsızlığı oldu. 20 sene, yani 20 sene 7 ay 7 gün az zamanda değil bir kedi için. Ama zor yani, hani ona tamam sana izin veriyorum ya da seni özgürleştiriyorum demek koyuyor yani. Ve ben hani sadece dua etmeye başladım. Hani en iyisi neyse, olması gereken neyse o olsun diye. Ama böyle biraz da kötüleştim. Oraları tam hatırlamıyorum da. Hani çünkü minnoş bir kötüleşmeye başladığı zamanı hatırlıyorum. Sonrası biraz silik. Hani çok oralara da şey yapmak istemiyorum ama annemin geldiğini hatırlıyorum. Ve sonra orada vefat ettiğini hatırlıyorum. O son nefesini alışını hatırlıyorum. Ve hani burada kusura bakmayın, bu videoyu böyle şey yapmak da istemiyorum ama olabildiğince de size yalın halde bunu da paylaşmak istiyorum. Çünkü sizlere kıymet veriyorum arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi hani bunu anlatacaksam hani içimden geldiği gibi anlatmak istedim. Ve sonuç olarak da şöyle, Minnoş'u sonra kucağıma aldım yani hani veteriner hani vefat etti dedi. Kucağıma aldım. İşte şey hani çiş boşalttı diyeyim hani, kabaca nasıl denir bu? Sonra ben hani yeniden yaşıyor mu falan böyle bir umutlandım ama oluyormuş bu. Sonrasında hatırlamıyorum gerçekten. Zordu yani hani, çığlıklar, feryatlar, figanlar falan filan. Ve sonra annemleydik bütün gece. Hep Minnoş'u konuştuk. Sonra günlerce hep Minnoş'tan bahsettim. Sonra bir süre şeydim. Hani Minnoş'u tanıyan ve Minnoş'layken, hani ben Minnoş'layken beni tanıyanlar ve ben Minnoş'tan, yani Minnoş'tan sonra beni tanıyanlar diye böyle bir süre insanları ikiye ayırdım. Çünkü benim hayatımdaki işte arkadaşlarımın herhangi birinin Minnoş'u bilmesi benim için çok kıymetliydi. Minnoş'un hatırasını hep yaşatmak istedim. Hatta bu kitabı yapmıştım. Bunu da daha Londra'da yapmıştım. Hani şey olur ya, bilmiyorum size de oluyor mu? Hani böyle nasıl diyeyim? Çok sevdiğiniz biri olunca, şöyle minnoş hazırsın, şöyle mi tutsam? Çok sevdiğiniz biri olunca onu her şekilde hatırlamak istiyorsunuz. Hani her an yanınızda olsun istiyorsunuz. Hep sizinle olsun istiyorsunuz ya. Minnoş da böyle hani, özellikle Londra'dayken böyle her yerde fotoğraflarını asardım. Hani cüzdanımda bir resmi olurdu. İşte uyandığımda hani onun fotoğrafına bakarak uyanırdım. Çünkü o bana hep bir umut verirdi. Bir şey mi sileyim bu arada? Neyse işte arkadaşlar, bunu da şöyle Minnoş'un, bir dakika size şöyle göstereyim. Hani fotoğraflarını bastırdığım bir kitap yaptırmıştım. Şöyle. Hani bunu yaptırmamın sebebi de, ben zaten fotoğrafçılık okuyordum. Ve hani Minnoş'u özlediğimde böyle fotoğraflarına tek tek bakmaktansa dedim. Böyle bütün fotoğraflarına bakayım. Şu bakışlarına bakın ya. Çok başkaydı. Neyse, böyle hani hepsini tek tek size göstermeyeyim ama şöyle. Bebeğim. Ve onu kaybettikten sonra hep VVV diyorum ama zordu ya, kendime gelemedim uzun süre. Kendimi toparlayamadım uzun süre. Ve delireceğimi hissettiğim bir dönemim oldu. Hani bunu kaldıramayacağımı düşündüğüm zamanlar oldu. Çünkü ben hep şunu diyordum. Anneme hep bunu diyordum. Anne, bir gün Minnoş'a bir şey olursa lütfen beni hiçbir yerde arama. Yani ya o zaman böyle vururum, alırım başımı giderim diyordum. Ya da ne yaparım bilmiyorum diyordum. Hep bunu söylüyordum. Yani dünyadaki en büyük korkumdu bu arkadaşlar. Minnoş'u kaybetmek en büyük korkumdu. Ve olduktan sonra bir şeyler değişti içimde açıkçası. Yani hani şey oluyor insana. Dünyadaki en büyük korkunuz gerçekleşince
Bundan sonrası zaten vız gelir tırıs gider diyorsunuz. Hani daha kötü ne olabilir ki diyorsunuz. Yani ben bununla yaşamayı öğrenmişim diyorsunuz. Ama şu var ki insan zamanla unutmuyor. Ben hiçbir şey unutmuyorum. Onun kokusunu da unutmuyorum. Onunla paylaştıklarımı da unutmuyorum. Gün gelecek onun yüzünü unutacağım diye çok korkuyorum. Ama hani çünkü beyin öyle çalışıyor. Bir yerde size unutturmaya da çalışıyor. Ama bence unutmuyorsunuz. Tabii ki de biraz bazen silikleşebiliyor falan ama alışıyorsunuz. Farklı bir gerçekliğe alışıyorsunuz ve benim Minnoş'la olan da buydu. Böyle çok uzatmak da istemiyorum videoyu. Ama diyeceğim o ki sizin de böyle yaşadığınız bir kayıp, belki sevdiğiniz birinin ya da hayvan dostunuzun kaybı varsa onlar artık her neredeyse onlara dua edelim. Bu video hepsinin anısına da gelsin istiyorum. Minnoş da her neredeysen umarım kızım mutlusundur diyorum. YouTube'a başlamamda da ve hayattaki birçok şeyde bana güç oldu o. O yüzden ona buradan sizin de huzurlarınızda benimle bu hayatı, benimle 20 sene, 7 ay, 7 gününü ve benim de aynı zamanda hani bu günleri, bu yılları, bu anları paylaştığı için ona huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ve onsuz hayatında hep bir şeylerin eksik kalacağını da biliyorum. Ama yine de hani onunlayken işte çok mutluydum, şimdi öyle olmayacağım da demiyorum. Çünkü Minnoş olsaydı biliyorum ki benim mutlu olmamı isterdi ve hayatıma hep böyle o yaşam sevinciyle, o onun huzurluklarıyla, o çocuksu halimle de devam etmemi isterdi. Ve biraz da aslına bakarsanız, ay kusura bakmayın böyle duyguseline de kimseyi boğmak istemem ama biraz da onun anısına bu yanımı canlı tutuyorum. Yoksa çünkü pes etmek çok kolay, vazgeçmek çok kolay ama eğer bir şekilde yaşamayı seçiyorsam da, seçiyorsak da bu yaz sürecini atlattıktan sonra da sevdiğimiz kişilerin anısına devam etmemiz gerekiyor diyorum. Ve arkadaşlar artık bu videoyu burada bitireyim. Yoksa ben böyle yani herhalde şeyi anlayabiliyorsunuz. Senelerce Minnoş'la ilgili ya da Minnoş'a dair konuşmak çok zordu işte. Yani hatta Minnoş'un konusu hani ismini duyduğumda kaldıramıyordum. Hani hıçkırıklarla ağlamak istiyordum. Zaten çok uzun yıllar onun gittiğini de kaldıramadım. Hani zaten hani o buralarda bir yerde diyordum. Bir yerden çıkacak. Ama artık Joy var, Lucy var. Joy'la olan hikayem de aslında biraz Minnoş'la bağlantılı ama şimdi ona girmeyeyim. Zaten bu kadarını da hani bir kediyle de bunlar yaşanır mı diyebilecekleriniz yani diyebilecek olan arkadaşlarımız da olabileceğini düşündüğüm için hafiften de şeyim böyle hani umarım herkes bu videoyu sevgiyle kabul eder diye de biraz çekiyorum. İşte böyle arkadaşlar artık bu videoyu biz beraber kapatalım. Minnoş'un dövmesini de size şimdi birazdan göstereceğim kolumdaki. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten benim için bu kanaldaki belki de en özel video oldu, en özel paylaşımım oldu. Ama artık siz de benim hayatımın bir parçasısınız. Bu yolculuğumda sizlerle ilerlemekten keyif alıyorum ve buna yani ben keyif almaya devam ettiğim sürece de sizlerle bunu paylaşacağım. Sizlerin de geri dönüşleri beni çok mutlu ediyor. Bizi sevdiyseniz beğenip bu da böyle bir, bunu söylemek de bir tuhaf oluyor. Nasıl diyebilirim? Siz biliyorsunuz konuyu diyeyim. Yani Instagram'ımı işte beğeniyi onları ben bırakırım. Siz biliyorsunuz konuyu isterseniz takip edersiniz, isterseniz zili açarsanız bildirimlerden haberdar olursunuz. Ama tabii ki de böyle videolar gelmiyor genel olarak. İçimden ne gelirse, neyden o an keyif alıyorsam ya da sizinle neyi paylaşmak istiyorsam onu paylaşıyorum. Zaten hani biliyorsunuz beni buraya kadar takip ediyorsanız. Böyle arkadaşlar, gerçekten zaman ayırdığınız için, Minnoş'la sizi tanıştırdığım için de çok mutluyum ve müteşekkirim. Bilmiyorum ne diyeceğim ya. Gerçekten mekanı cennet olsun, mekanı ışık olsun. Onu çok seviyorum. Sizi de çok seviyorum. İnsanlar ya da hayvan arkadaşlarımız ölünce o hikaye bitmez. Biz onları unutunca o hikaye biter. Bunu da böyle nacizane size söylemek istedim. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve şükran duygusuyla dolu olun diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum şimdilik.